İçinde olduğum yıl bir çok yakmış sadece ikimiz. O beladan birlikte kurtulacağız. Ahtapot'un karanlık dünyasını vereceğiz. Eğer başıma belaya sokarsan seni oracıkta ipin sökerim. Ben gözü dönmüş, eli kanlı bir terörist değilim. Hakikaten sevgilin değil mi o kız? Yok öyle bir şey anne ya. Bakın kim geldi. Annemin evine gelmek demeyiniz. Benim için değerlisin. Hoşça kal, görüşürüz. Şu yarana bakayım. Nadia! Burada seninle konuşamadım. Nadia, kaç dedim sana! Yüksek birlikte ölürüz. Nadia! Bak sabah kadar bunu bekleyemedim. İşim ucum var hadi. Belli ki hep uğraşmışsın benim için. Değer verdim şeyler için genelde çok uğraşıyorum. Gerçi sabah kadar başımda beklemene gerek yok. Bütün bunlar çok tehlikeli. Gözü yakaldım sadece. Yoksa Ali yüzbaşında bir mutlaka için yetişelim. Kız arkadaş. İyi geceler sevgili. Her şeye rağmen içinde saf, temiz kalmış bir şeyler var sanki komutanım. Moskova'dan Berlin. Kolombiya'dan Zimbabwe. Washington'dan Brüksel. Sırbistan'dan Yemen'e kadar. Tüm dünyaya silah satan bir kadın. Saf ve temiz kalmış olabilir. Her şey hedefi kurtarmak için miydi? Sırf bu yüzden şu an annemin katiliyle işbirliği yapıyor. Ne var aklında? Seni satmak ne seni ne de hedefi satmayacağım. Seni daha fazla riske atmayacağım. Ben sana veda etmek istemiyorum. Başka çare yok. Nadia ile omuz omuza savaştık ama. Beni Sacit Paşa'ya götür. Benim için savaş daha yeni başlıyor. Bizim için de öyle. Hoşça kal Ali Yüzbaşı. Çıktığımda beni nerede bulacağını beni evine ihtar edin. Evine hoş geldin. Evine hoş geldin Ali Yüzbaşı. Sen evine hoş geldin. Benim düşünmem hoşuma gidiyor. Sen de endişelenmeye devam et olur mu? Niye? Çünkü hoşuma gidiyor. Sana emir almayı öğretmem gerekecek galiba. Emredersiniz Ali Yüzbaşı. Emredersiniz komutanım. Hadi ben seni tanırım. Hiç pişman değilim. Ölürsen kurtulursun işte omzundan bir yük kalk. Allah o kadar derin yaralar açtık. Kurtulur muyum, sürünür müyüm, hiç bilmem. Seni annemin katili olarak hatırlamayız. O kadının elinde yüzlerce masum kanı var Nadia. Hayır. Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Sen annen için bir fırsatı bana çok kötü. Ve ben de senin konuda asla affetmeyeceğim. Ben sadece yardımcı olmak istedim, tamam mı? Yardımın nasıl? Bensiz de olmaz tabii. Sensiz olmaz. Benim tek bir sözüm var. Onu da vatanıma verdim. Sen izin verdiğin sürece seni asla yere öldürmeyeceğim söz vereceğim. Yani şimdi ben operasyon dönüşlerine sebep olacağım böyle. Oysa ki seni burada görebilme ihtimali bile beni mutlu ediyordu. Arabanın sesi, bahçeye girişi. Her anda da ayak sesleri. Her seferinde kalbim yeniden çıkacak gibi. Senden önce bu evin odası. Senle beraber hayat buldum. Ne sen ne de senin gibileri hiçbir Türk askerinin teşekkürünü hak edemez. Asıl ben teşekkür ederim. Ölmüş. Eğer olsaydım... Ben Türk ülkeye serçe bir şahane aşık oldu diyelim. Sence sonucu ne olur? Şahane serçe bir aşık bu imkansız bir aşk Nadia. İmkansız değil Nadia. Çünkü aşk her şeyden büyük olan. Sen imkansız aşkın gerçek kıl. Mezarında ne olur? O, hep o. Sen asla yalnız bırakmayacağım zaten söz veriyorum. Sonra Ali'ye bir yumruk attı. Sonra bir daha. Şöyle geriye doğru savruldu. Şöyle yaptı. Elin de bayağı ağırmış. Dedi. Hem okuyup hem büyüttüğün biricik kız kardeşin dedi. Savcı olacakmış. E tabi anacığına da maşallah. O yoklukta iki evlat yetiştirmek kolay mı? Hiçbir yere gitmeyeceksin. Ben seni biliyorum Sedim. Asla bir yere gitmeyeceğim. Sen benim gözümde bir mor birden başka bir şey değilsin. Karanlığından güneş gibi doğarsın.
Bana silah vermeyecek misin? Tabii ki de hayır. Ben sadece silah arkadaşlarımla savaşırım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hep de çok seviyorum. Nadia kadar ruhsuz ve kalpsiz bir kadından nasıl hoşlanır? Bu kadın manyak. Bu kadın cani diyoruz. Duygusu yok bu kadının, deli. Onun ruhu da var kalbinde. Sizin karanlık dünyanızda temiz kalabilmiş o. Artık benim yeni bir hayatım olacak mı? Hayatımız. Sonunda Serçe Şahin'i Allah şahittin ha? Benimle bu Ayşe'yle nasıl olmasın? Senin her şeyin.